Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti, çalkalanıyor. Pentagon birbirine girmiş durumda. CIA, bütün istihbarat ajansları, her şey birbirine girmiş durumda. Çünkü gerçekten büyük bir sızma yaşandı. Pentagon'dan yaşanılan bir sızmayla karşı karşıyayız. Hem de Amerikan-İsrail ilişkilerinin hiç de doğru düzgün yolda ilerlemediği, Amerika'nın İsrail'in sürekli saldırgan politikalarından rahatsızlık duyduğunu açık sesle ifade ettiği bir dönemde yaşanılan sızmayla karşılaştık. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in İran'a dönük saldırısını izleyen istihbarat raporları, ki iki ayrı rapor haline getirilmiş, bu iki rapor Telegram kanalı tarafından resmen medyaya sunuldu. Yani Amerikan istihbaratının Pentagon için hazırlamış olduğu ve İsrail'in İran'a dönük saldırısının ana hatlarını içeren ve bu saldırının nasıl olacağını içeren, ayrıca bu saldırıyla bağlantılı yürütülen tatbikatları içeren iki rapor, bir Middle East Spectator adı verilen bir Telegram kanalı tarafından dünyaya duyuruldu. Bu kanal daha önceden de İran yanlısı bir politika yürüttüğü ifade ediliyor. Peki bu kanal bu kadar etkili miydi? Hayır, etkili değildi. Çünkü yeri kadar etkiliydi. Ama son dönemde İsrail istihbaratıyla yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkan, fakat son derece net haberciliği de gözüken Axios, Amerika merkezli Axios internet haber kanalı tarafından bütün dünyaya duyuruldu. Yani esasında İran yanlısı bir kanal, bir Telegram kanalı duyurdu. Onu dünyaya duyuran da İsrail yanlısı bir kanal oldu. Niye? Çünkü zaten artık iş kontrolden çıkmıştı. En iyisi Amerikalıları sıkıştıralım diye düşünmüş olabilir İsrailliler. Büyük bir güvenlik açığı olduğunda birleşiyor uzmanlar. Belgeler 15 ve 16 Ekim, daha dün yani. 15 ve 16 Ekim tarihlerini taşıyor. Cuma günü Middle East Spectator'da yayınlandı. Şimdi ortaya çıkıyor. Çok gizli tasnifli, üzerinde top secret. Ve Amerika'nın dışında Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere istihbaratlarıyla yetkililerine açık. Biliyorsunuz bunlar beş göz denir, biliyorsunuz. Yani bu dünyanın merkezindeki bir ittifaktan bahsediyoruz. İngilizce konuşan devletler ittifakı. Bu ittifak Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada'dan oluşuyor. Sızmış olan belgeler, bütün o belgeler bu beş devlete de ulaştırılabilecekti ve ulaştırıldı sanıyorum. İstihbarat raporları önemli çünkü İsrail'in yakında yapacağı İran saldırısının hazırlıklarının detaylarını içeriyor ve özellikle Ulusal Jeouzay İstihbarat Örgütü imzalı olan, Jeouzamsal da deniliyor, Jeouzay da deniliyor. Bana göre Jeouzay, çünkü bu özel istihbarat tamamen uydulardan sağlanan elektronik dijital İstihbaratı içeriyor. Ulusal Jeouzay İstihbarat Örgütü imzalı olan da İsrail'in İran'ı vurmak için hazırlanmış olduğu mühimmatlar, füzeler, uçaklara konulacak roketler, bunların listeleri var. Ve bu konular nerede, hangi depolarda, ya böyle bir kısızma, öyle böyle bir sızmadan bahsetmiyoruz. Daha çok uzaydaki uydular üzerinden özellikle İsrail Hava Kuvvetleri'nin saldırı hazırlıklarını ve eğitimini ve havada yakıt ikmali yapışlarını bile veren ise ikinci rapor. O da Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından hazırlanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani çok büyük bir Pentagon sızmasıyla karşı karşıyayız. Amerikan istihbaratı ve FBI. Böyle durumlarda Federal Bureau of Investigation derler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin federal iç güvenliğini sağlamakla görevli olan FBI,
otomatik olarak devreye giriyor. Yani CIA'ya bırakmıyor işi sadece. Diyor ki bir dakika, burada diyor bir sızma var. Bu sızma benim ulusal güvenliğimi tehdit ediyor. Ben bu işi araştırırım diye büyük bir soruşturma başlatılmış durumda. Raporlarda yer alan bilgilerden ilk kez İsrail'in sürekli reddetse de, bakın burası çok önemli, kemerleri bağlayın, uçuyoruz. Sürekli reddeder İsrail nükleer silahlarını, değil mi? Herkesin bildiği bir sırdır. 1959'dan bu yana Şimon Peres var ya, Şimon Peres hani eski Cumhurbaşkanı, o Ben Gurion ve Golda Meir'in emriyle İsrail'in nükleer silahını üreten operasyonun başındaydı. Düşünün yani, sonradan Cumhurbaşkanı oldu. Ama daha bugüne kadar İsrail hiçbir zaman bunu kabul etmedi. Evet, benim silahım var demedi, ama Amerikan raporunda diyor ki gördüğümüz kadarıyla sahip olduğu raporda İsrail bu aşamada İran'a karşı nükleer silah kullanmayı düşünmüyor diyor. Şimdi Amerika'nın istihbarat raporunda böyle bir cümle olursa, tekrar ediyorum, İsrail bu aşamada İran'a karşı nükleer silah kullanmayı düşünmüyor cümlesi oluyorsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in nükleer silahından haberdar olduğunu tabii ki hepimiz anlıyoruz. Böylece ilk defa resmi bir Amerikan raporunda yer alan bir cümleyle artık İsrail'in nükleer silah sahibi olmasının tartışma konusu olmaktan çıktığını da görüyoruz. Orta Doğu'dan sorumlu Savunma Bakan eski yardımcısı Mick Mulroy diyor ki, gördüğümüz kadarıyla çok önemli belgeler sızmış durumda. Bu aynı zamanda Amerikan-İsrail askeri işbirliğinin ve darbe alması anlamına geliyor. Güven ortamı ortadan kalkar. Çünkü belgeler Amerika'nın İsrail'in askeri hareketlerini yakın takibi aldığı yönündedir diyor. Benim kişisel görüşümü soracak olursanız, bunu Amerikalılar bilerek sızdırdı. Tabii. Çünkü İsrail uyanık ya. 5 Kasım'dan önce, Amerikan seçiminden önce ben bu harekatı yapayım dediğini biliyoruz. Amerika ise bunu istemiyor. Seçimden önce bunun yapılmasını asla kabul etmiyor. Nitekim Başkan Biden ne zaman yapılacağını ve nasıl olacağını biliyorum gibi laflar etti daha bu rapor yayınlanmadan önce. Benim anladığım kadarıyla Amerikalılar o harekatı en azından başkanlık seçiminin sonrasına aktarmak için bu tür bir sızıntı yapmış olabilirler. Bu da bir seçenektir. Hoşça kalın.